Merhaba, bu haftaki konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşciğer. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Yoğun Nasıl bir... olabilirsek aslında bulunduğumuz ortamda o kadar iyiyiz diyebilirim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Emine Bulut'un katledilmesi olay oldu. Ertesinde bu ülke yılın ilk yarısına baktığımız zaman 200'den fazla yine kadın cinayetleri ve bunun Evet. üzerine tacizler ve tecavüzler ardı ardına kesilmeksizin devam ediyor. AKP döneminin 17'li iktidarına baktığımız zaman da kadına şiddetin en fazla uygulandığı iktidar süreci olduğunu da biliyoruz. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çözüm öneriniz ya da bir uygulamanız olacak mı? Evet. Aslında Emine Bulut var olan öfkemizi daha da arttırdı. Emine Bulut her gün ölen kadınlardan sadece bir tanesiydi. Ancak o ölüm anındaki görüntüler, ölmek istemiyorum haykırışı, çocuğunun o feryatları hala kulaklarımızda. Bahsettiğiniz gibi 2019 yılında sadece ilk 7 ayında 245 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Evet. AKP iktidarı döneminde %1400 oranında kadın cinayetleri arttı. Yani Emine Bulut aslında her gün öldüren kadınlardan bir tanesi ama o çığlıklarıyla kulağımızda kalan, hafızamızda kalan çok acı, çok üzüntü verici bir ölüm. Dün de yine bir kadın cinayetiyle karşı karşıyaydık. Kebiri Atamaz. Evet. Kebiri Atamaz defalarca yetkililere yalvarmasına rağmen kendisini tehdit eden patronunun bu tehdidini iletmesine ve korktuğunu ifade etmesine rağmen hiçbir önlem alınmadı ve dün Kebiri Atamaz hayatını kaybetti. Aslında bütün bu konuşmalarımızı en iyi özetleyecek açıklamalardan bir tanesi belki de Kebiri Atamaz'ın katilinin savcıya verdiği ifade. Şunu söyledi. Dedi ki, ben Tayyip'in adamıyım. Çıkarsam hepiniz görürsünüz. Evet. Aslında bu kadın cinayetine sebep olan katillerin kimlerden cesaret aldığının en somut, en güzel örneği. Elbette ki ortada bir katil var. Emine Bulut'u kocası öldürdü, bir katil var. Ama sadece o katil değil o ölümün arkasında. Bu zihniyete, bu cesareti veren siyasi iktidarlar ve onları cesaretlendiren söylemlerde bulunan medya organları, siyasiler, kişiler, toplumun önde gelenlerinin söylemleri maalesef bu kadın cinayetlerini tetikleyen ve sorumluluğu da yani paylaşan paydaşlarından birer tanesi. Şimdi peki biz nasıl bu boyuta geldik? Yani nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 17 yılda %1400 kadın cinayetiyle nasıl bu kadar önde olmayı başardı? İşte bizleri yöneten zihniyetin bu söylemleri sayesinde. Bakın geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla ilgili Evet. bir konu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılabileceğini ifade etti. Peki nedir İstanbul Sözleşmesi? Aslında İstanbul Sözleşmesi kadını şiddete karşı koruyan bir sözleşme, uluslararası bir sözleşme. Ve aslında mevcut iktidarın ilk imzacısı olmakla övündüğü ki adından da anlaşıldığı gibi İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi övündüğü ama uygulama noktasında hayata geçiremediği için yasa koyucunun yasanın uygulanması noktasındaki öngörüsüzlüğünden dolayı uygulanamadığı için eksik kalmış yönüyle olan bir sözleşme. Ama bunu bugün daha iyi nasıl yapabiliriz? Uygulamadaki eksiklikler nelerdir diye tartışacağımıza, İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak, işte bu kadın cinayetini işleyenlerin cesaretlendiği, güven aldığı, cesaret aldığı en önemli noktalardan biri. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Suçlu sadece katiller mi? Değil. Suçlu aynı zamanda bir zihniyet. Dolayısıyla bizim mücadele etmemiz gereken her şeyden önce
katilin bunu işlemesinin dışında, katilin alacağı cezanın dışında bu zihniyete sebep verenlere mücadelenin nasıl olacağı olmalıdır. Peki Cumhurbaşkanlığı olmasına rağmen AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kadınlar ilgili sözü vardı. Kadın erkek eşit değildir. Bu anlayışta ve doğrultusunda bu cinayetlerin, bu tacizlerin önünü açmamış mıdır? Elbette. Siyaset samimiyet gerektiriyor. Yani dün doğru dediğinizi bugün yanlış diyemezsiniz. Dolayısıyla mesela Emine Bulut cinayetinin hemen arkasından AKP'nin sözcüsü şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki, kadınların yerinde olsam yeri göğü inletirim. Evet. Peki, kadınlar yeri göğü inletmedi mi? 8 Mart'ta inletti. İstiklal Caddesi'nde kadınlar yeri göğü inletti. Kadın cinayetlerine bir farkındalık yaratmak için neyle karşılaştı? Hı. Suyla, copla, polis müdahalesiyle karşılaştı. Ve Erdoğan'ın tehditleriyle. Ve aynen öyle. Ve farklı bir yalanla kandırılmak istendiği bir süreçte karşılaştı. Yani sanki bir yalan üzerinden saldırıldığı bir ortamla karşılaştı. Şimdi kadınlar bu haklarını nasıl arayacaklar? Dolayısıyla iktidar hiçbir şekilde söylemleriyle samimi değil. Söylem de çok güzel ama uygulamada samimiyetsiz. Geçen hafta yine AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Emine Bulut'un cinayetiyle ilgili benim gönlümden geçen idam sözünü kullanmıştı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? İdam getirilmeli midir? Aslında her kadın cinayeti sonrasında idam, her istismar olayından sonra hadım tartışmalarını getirmek sadece öfkeyi soğutmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Gündemi çünkü aynen öyle. Yani Türkiye'de idamın geri gelmesi mümkün değil. Siz eğer idamı getirirseniz demokratikleşmeden, o modernleşmeden çok çok uzaklaşırsınız. Kaldı ki maalesef idam Türkiye'ye geldiğinde siz zannediyor musunuz ki kadın cinayetlerinde kullanılacak? Mevcut iktidar bunu işte muhalefet edene, gazetelere, gazetecileri bir maşa olarak her fırsatta elinde kullanacak. İdam, hadım asla kadın cinayetleri için çözüm değil. Bir zihniyetle mücadele etmemiz gerektiğini konuşmamın her aralığında ifade ettim. Yani eğer bugün bir iktidar sahibi kadın mıdır, kız mıdır ifadesini kullanıyorsa, kahkaha atan kadın iffetsizlikle suçlanıyorsa, kırmızı ruj sürdüğü için tahrik indirimi yasalarla alındırtıyorsa, ihal indirimi uygulanıyorsa, kravat taktı diye ihal indirimi uygulanıyorsa, şort giydi diye bir kadının şiddete maruz kalmasını normalleştiren bir anlayış var olduğu sürece, siz İdamı da getirseniz, hadımı da getirseniz bu sorunu çözemezsiniz. Çözmeniz gereken öncelikle bu zihniyet problemi. Bunu nasıl aşacağız? Bunu toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını çok küçük yaştan itibaren eğitimle topluma empoze ederek. Nasıl? Eğer bugün kadın ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyorsa, erkek egemen anlayış var olduğu sürece, toplum önünde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip birer birey olduğu anlayış toplumda yerleştirilmediği sürece, çok küçük yaştan itibaren eğitimle, tekrar bunun altını çiziyorum, bu zihniyetle ancak o zaman mücadele edebilirsiniz. Oysa bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı müfredattan çıkartılmaya çalışılıyor. YÖK'ün uygulamasıyla birlikte bunu görüyoruz. Bir taraftan kadını sürekli eve hapseden söylemler, işte kadının görevini sadece annelikle kısıtlayan, kadının çalışma hayatından, iş hayatından, sosyal hayattan uzaklaştıran uygulamaları hayata geçirerek buna müsaade ediyorlar, yine şiddetin var olmasına. Bir diğer unsur tabii aslında her biri bu zihniyetin uygulama yansıması diye ifade edebiliriz. Son günlerde tartışmaya açılan ve 100 günlük eylem planıyla ortaya atılan nafaka uygulaması mesela. Sanki şöyle bir gerekçeyle getirdiler. Dediler ki nafaka var olduğu sürece daha çok kadın şiddete maruz kalacak.
şiddetin norm o kadar normalleştiriyorlar ki, yani nafaka ödeyen erkek şiddet uygulamayı bir hakmış gibi göstermeye çalışan bir anlayış. Yani bu anlayış bizi yönettiği sürece, bu iktidardaki kişilerin bu söylemleri devam ettiği sürece cesaret alacaklar ve maalesef daha çok cinayet gerçekleşecek. Bizim öncelikle çözmemiz gereken, hiçbir parti ayırmaksızın tüm partilerin ortaklaştığı, yani partiler üstü kadın meselesine, çocuk meselesine partiler üstü bakarak her kurumun kendini üzerine düşen görevini yerine getirmesiyle ancak çözebiliriz. Örneğin geçtiğimiz günlerde ben dizilerde şiddet raporu diye bir rapor hazırladık. En çok reyting alan 8 diziyle ilgili birer bölümünü inceledik. Yani her sahnede kadına yönelik şiddet var. Her sahnede silah gösteriliyor. Bireysel silahlanma konusu da yine bunlardan bağımsız. Yani aslında aklıma geldikçe daldan dala atlıyormuş gibi gözüküyoruz ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Hiçbirini birbirinden bağımsız düşünemezsiniz. Siz sadece idamı getirdim diyerek bu işi çözemezsiniz. Sadece bireysel silahlanmanın önüne geçerek bu işi çözemezsiniz. Sadece eğitim sistemini düzelterek, yani hepsi, daha doğrusu şiddet konusunu özetle bütüncül olarak yaklaşmadığınız sürece, eğer amacınız üzüm yemekse, tabii burada önemli olan nokta da bu. Yani iktidarın niyeti gerçekten kadına yönelik bu şiddetin önüne geçmekse, amacı üzüm yemekse, bunların hepsini bütüncül, sistematik bir şekilde ele alması lazım. Ama yok, amaçları bağcı dövmekse elbette ki bir gün bağırırlar, ikinci gün kınarlar, üçüncü gün şunu yapacağız derler, dördüncü gün her şey unutulur. Peki bunun yanında da Diyanet'in geçmişe ait bir paylaşımı vardı. Evet. Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler'le ilgili olarak kadın şiddetiyle ilgileneceğine diğer insanların ölümleriyle ilgilensin. Ve aynı zamanda Diyanet'in de belli aralıklarla 12 yaşındaki kız çocukların evlenmesiyle ilgili olarak kadın aşağılayıcı bir takım fetvalar verdiğini de biliyoruz. Diyanet de üstüne düşen görevi yapmadığı gibi aynı zamanda erkek, ataerkil toplumu daha da filizlendiriyor ve kadın şiddetinin daha da artmasına neden oluyor olarak görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla ilgili olarak bir girişim olacak mı? Diyanet'i uyarma gibi ya da Diyanet'in kendine çekim düzen vermesiyle ilgili olarak. Her fırsatta dile getiriyoruz aslında. Devlet laik bir sistemde, devlet Diyanet İşleri Başkanının zaten, yani iktidar sahibi böyle bir söylemde bulunduğu zaman otomatik olarak gereğini yapması lazım. Çünkü bu o kurumda bulunan kişilerin toplumu yanlış yönlendirmesine sebep oluyor. Eğer bugün Diyanet İşleri Başkanı bu açıklamayı yapma cesareti buluyorsa, bu iktidar sahibinden kaynaklanıyor. Yani kadınları koruyacağız diyor. Evet. Kadınların korunmaya ihtiyacı o anlam sahiplenmek anlamında, yani kadını sahiplenecek bir mal gibi gören bir anlayışla yaklaşamazsınız. Bu anlayış, bu zihniyet diyorum ya, hep aynı yere bağlanıyoruz. Kurumlarda göreve devam ettiği sürece bu zihniyet sahipleri elbette ki çözüm noktasında istediğimiz aşamaya ulaşamayacağız. Biz bu zihniyetle mücadele ettiğimiz sürece hem Diyanet işleri görevini yapacak, hem rütük gereğini yapacak, hem iktidar sahibi gereğini yapacak. Her kurum kendi görevini en iyi şekilde, liyakatıyla yaparsa zaten bu sorunlar ortaya çıkmaz. Dolayısıyla biz her türlü uyarımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Asla bu açıklamalarını kabul edemez olarak buluyoruz Diyanet İşleri Başkanı'nın. Tam tersi, yangını körükle giden açıklamalardır bunlar. Kendi görevini yapsın. Onun dışında bu tarz toplumu yanlış yönlendirecek ifadeleri kullanması son derece tehlikeli. Kaldı ki kadına yönelik şiddet sadece bir insan hakkı suçu aynı zamanda. Yani kadın ya da erkek ayrımı yapmadan şiddetin kendi insan hakkı suçu. Burada Diyanet İşleri Başkanı'nın işte kadınlara uygulanan şiddet diye ayrımcılık yapması asla kabul edilemez. Çünkü insan üzerinden, insan odaklı bir anlayışla hareket etmesi gerekiyor. Asla kabul edilemez buluyorum bu açıklamayı da.
Peki toplumdaki kadınla ilgili olarak şiddetin önlenmesi için kadın haklarının hareketlerinin basın açıklaması olsun, etkinlikler olsun, girişimler olsun yeterli gelmiyor. Çünkü halen kadınlarla ilgili olarak şiddetin boyutu günden güne artıyor. Ve aynı zamanda eğitimdeki sistemindeki eksiklik de var. Hı hı. Bununla ilgili olarak mecliste bir yasa teklifi, önergedir. Hı hı. Böyle bir çalışması olacak mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi kadın konusunda da son derece duyarlı, son derece hassas. Bütün kanun tekliflerimizi, önergelerimizi, önerilerimizi her fırsatta parlamentoda dile getiriyoruz. Ama dediğiniz gibi sadece kadın sorununun çözümü noktasında bir siyasi partiden tek başına çözüm üretmek yeterli değil. Tek başına olmaz. Sivil toplum örgütleri, dernekler hep birlikte, topyekün birlikte hareket ettiği sürece ancak örgütlü bir şekilde hareket ettiği sürece başarılı olabilir. Nitekim geçtiğimiz yasama dönemlerinde bunu gördük. Erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesiyle ilgili hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde ama tüm sivil toplum örgütlerinin, kadın derneklerinin bir araya gelmesiyle birlikte gece yarısı bir baskın yasayla getirilmeye çalışılan bu teklif geri çekildi. Demek ki eğer biz gerçekten örgütlü olabiliyorsak, hiçbir siyasi görüş, inanç, kimlik ayrımı olmadan kadın konusunda ortaklaşabiliyorsak, o gün her türlü kadın derneği, farklı siyasi görüşlerde olan her türlü kadın derneği meclisin kapısına dayandı. Biz kadın meselesinde bu şekilde ortak hareket edersek asıl o zaman başarılı olabiliriz. Bizim de mücadelemiz zaten partiler üstü bir anlayışla bu meseleye eğilmek ve ivedilikle bir an önce daha fazla canımız yanmadan, daha fazla kadın çocuğunun gözü önünde katledilmeden çözüm üretmek. Peki bu yasa teklifinin içerisinde toplumsal gelenekleri de dikkate alacak bir teklif olacak mı? Örneğin baktığımız zaman kırsal kesimlerde halen sünnet düğünleri devam ediyor. Ataerkil bir toplum olarak nitelendirebiliriz bu sünnet düğünlerini daha çok. Çünkü erkeğin kutsal olduğunu nitelendiren, bilincini iyileştiren bir kişi ve aynı zamanda bu kişiler ileriki zaman dilimlerinde şiddete meyilli oluyorlar. Bununla ilgili olarak belli yasaklarda, belli geleneklerle ve göreneklerle ilgili olarak yeniden gözden geçirilme gibi bir durumda söz konusu olur mu? Hı hı. Elbette şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye geleneklerini devam ettiren bir ülke. Ama şu ayrımı dikkat etmek gerekiyor. Gelenekler asla hukukun üstünde olamaz. Evet. Eğer siz bu gelenek deyip işte kadın saçını süpürge etmelidir, bu bizim geleneklerimizde vardır ya da kızını dövmeyen dizini döver gibi bir atasözü, bu atasözünü söyleyen ata kimse ben onu kabul etmiyorum açıkçası. Evet. Yani kızını dövmeyen dizini döver anlayışı bu yüzyılda geçerli olmayan, ne zaman söylendiğini bilmiyorum. Belki o dönem için söylenmiş ama bugün geçerli olmayan bir uygulamadır. Ve asla gelenekler kanunların üzerinde olamaz. Biz gelenekler var diye kadını ikinci sınıf gören bir zihniyeti kabul edemeyiz. Gelenekler var diye kız çocuklarının özgürlüğünü kısıtlayacak tavırlarda, hareketlerde bulunmasını talep edemeyiz. Kesinlikle. Biz kadın ve erkeği eşit gören, insan odaklı bir anlayışın hakim sürmesini istiyoruz. Ve her şeyden önce adil, adaletli, ortak yaşayacağımız bir Türkiye hayal ediyoruz. O nedenle de geleneklere takılıp kalmadan hukukun öngörüsünde, bilimin ışığında yol yürümenin en doğru olduğuna inanıyoruz. Bunun için de eğitim sistemi derhal düzenlenmesi gerekiyor. Olmazsa olmaz. Evet, eğitim. Yani çok küçük yaştan itibaren özellikle karma eğitimin önemi burada devreye giriyor. Erken yaşta karma eğitimle birlikte kız ve erkek çocuklarının aynı ortamda eğitim hayatında olması, evet. Ve çok küçük yaşta bu eşitliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kreş çağından itibaren çocuklara verilmesiyle birlikte biz en önemli adımı o zaman atacağız. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ ol. Yol TV'de bu hafta konum Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşçıeroğlu oldu. Gelecek hafta farklı bir programda görüşmek üzere.